asfalt yolu da dahil olduğu için söylüyorum. Köy yollarınız, köy içindeki yollar dahil, tarlalara giden yollar da dahil. Uzun süredir tarlaları belki düzeltilememiş otarlarımız vardır, tarla yolları. Bununla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Tarla yollarınızı düzeltme imkanı olabilir. Asfalt yolunu yaptırmak isteyen, grup köy yolları hariç, grup köy yolları hariç, onu zaten özel idare yapacak. Ama diyelim ki işte Kırköy yoluydu, 2 kilometre asfalt yapılması gerekiyor. Bunun %50'sini valilik istiyor. Valilik özel idare istiyor. Bununla ilgili belki %50'yi sağlayamasanız da bir çalışma yapın. Efendim, siz bu kadar istediğiniz zaman ben şu kadarını sağlayayım. Ancak bu kadar. Yani köyün atıyorum camisini denecek, köylünün böyle bir tarihi var, köylü caminin. Cami konusunda zaten devlet yardım etmiyor, onu söylemek lazım. Yani %50 konusunda... Evet, yok, cami hariç tutmak lazım. Camileri zaten vatandaşlar yapıyor. O zaten %100 gönüllü katkısıyla yapılan şeyler. Devlet yani cami yani konusunda... Yani bu projenin içinde camiler... Camiler yok, yani camiler düşünülmedi ilk etapta. Yani konuşulmadı diye. Camileri vatandaş yapıyor zaten. Su, kanalizasyon, altyapı gibi. Su, kanalizasyon, altyapı, üst yapı, yani eşkokullar. Ne ihtiyacınız varsa, evet köyün bir ihtiyacı var, 10 bin lira tutuyor. 5 bin lirasını yatırmak şartıyla o 10 bin lira yatırımda istifade ediyorsunuz. Ama dediğim gibi yani %50'yi ben sağlayamadım diyenler için de mutlaka bir imkan olur. Evet, İşkur, evet doğru. Köylerimize İşkur'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde 10 tane işçi sağlayacağız. 10 işçi göreve başlayacak Kasımbaşı gibi 10 işçi göreve başlayacak. Bu işçiler için düşündüğümüz Haziran'a kadar olan dönemde çalışacaklar. Köylerin tüm çöplerini temizleyelim. Hep bu köyü güzelleştiriyor projesinde de yardımcı olma durumu var. Bir tanesini bir köyümüzde muhafaza etmeyi düşünüyoruz. Özellikle Gazi Mahmut Türbesi, Gazi Turan Bey bölgesinin temizlenmesi, çevre düzenlemesi açısından. Ama diğer arkadaşlarımız köyleri tek tek temizleyecek. Köylere giden yolun kenarındaki, köy içerisindeki ve köyün çevresindeki tüm çöpleri temizleyin. Sizden istediğimiz bir traktör sağlamanız. O traktörle biz, çünkü işçilerimiz gelecekler, biz malzemelerini vereceğiz ama araç imkanları olmayacak. Toplanan çöplerin uygun yerlerde depolanması gerekiyor. Üzerinde arada böyle bir traktör var mı? Boşlanıyor. Olabilir, olabilir. Biz süt birlikten istifade edebiliriz. Bunları da düşünüyoruz. Kullanılmayan eski traktörler de var sanırım. Daha önceden verilmiş altın durumda olan o traktörlerden istifade edebiliriz. Köylerimizi temizlemek için bir fırsat bu. Biz yine bir proje hazırlayacağız onun dışında ama bu Haziran'a kadar olan dönemde köylerimiz çöplerden arındırılsın arkadaşlar.